Hocalarımızın Murat Avurlik umuruyla inşallah hayırlı uğurlu koç olur. Yaşar Kolcu. Yaşar Kolcu. Yaşar Kolcu. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı. Razı ol kan çek. Bakalım. Serdar Gürsakal. Serdar Gürsakal. Maşallah. Yol ver. Yaşar abi. Yaşar abi. Yaşar abi. Yaşar abi. O senin abi. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. 10 bin adet arılı puan dağıtımımızda hayvan ayağında. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Abi işte bol bol bal bekliyoruz artık. Ankara'nın en güzel balını inşallah hayvanlar da. İnşallah. Orada bekliyoruz abi Ankara'nın en iyi balını. Osmanlı Paşalarına giden bal hayvana Ankara şeyinden gidermiş. İnşallah aynısını yine o balı o kaliteyi bekliyoruz abi inşallah. İnşallah. Bizim de desteğimiz devam edecek. Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanımızın Haymana'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz kendilerine. Haymana Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ortak başlatmış olduğu kırsal kalkınma hizmetlerinde bugün ceviz ağacı dağıttık, damızlı koyun dağıttık, arı dağıttık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Haymana tarih, turizm, hayvancılık da ön plandadır. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye'miz bu konuda çok yardımcı oldu. Hayırlı olsun diyoruz, teşekkür ederiz. Erol Arık benim adım. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Destekleri Şube Müdürüyüm. Bugün burada öncelikle damızlık koçları dağıtmak için buradayız. Bununla birlikte sabahta aynı şekilde ceviz fidanları dağıtıldı. Ayrıca arkadaşlarımız yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği arıcı malzemeleriyle arıcılarımıza destek olmaktadırlar. Buradaki yaptığımız bu projenin amacı öncelikle Ankara'daki küçükbaş hayvan yetiştiricilerine maddi manevi destek olmak, onların bu üretimlerinden vazgeçmemelerini, küçükbaş yetiştiricinin önemini tekrar vurgulayarak onların hayvancılık yapmalarına devam ettirmek. Küçükbaş hayvancılıkla ilgili desteklerimiz bundan sonra damızı koçtan sonra anaç sürü olarak da devam edecek. Ayrıca Ankara'da sebze meyve fidesi yetiştiricilerine de yaptığımız destekle beraber bugün yine verdiğimiz ceviz fidanlarıyla ceviz yetiştiriciliğinin de önünü açıp Ankara cevizini bir marka haline getirmeyi planlıyoruz. Daha sonra da Ankara'daki bu arıcılıkla ilgili gördüğümüz açıkla beraber yaptığımız projede 10 bin adet arı kovanı dağıttık. Şimdi bu 10 bin adet arı kovanının içine arı dolduruldu. Bunlar bal üretecekler ve Ankara'daki arıcı sayısını yaklaşık 2 katına çıkarmış olacağız. Ben eski arıcılardan, dedem babam hep arıcıdır. Ben de emekli olduktan sonra bu arıcılığı yapmakta niyetliyim. Boş zamanlarım diyorum ve ayrıca aile bütçesine katkıda bulunmak istiyorum. Ve bunu yapmakta çok kararlıydık. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da bu konuda yardımları oldu. Biz bundan da memnunuz. Aslında bütün Ankara ve Haymana doğal olarak çiçek, polen ve şeyde çok büyük bir varlıktır. Bunları değerlendirmek lazım. Allah belediyemizden razı olsun. Sağ olsun, var olsun. Ne aldın sen belediyeden? İki tane koç aldım. Kaç tane koçun var, koyunun var? 150. Bu destekler için faydalı bir şey mi? Devamı gelsin. Tabii ki, tabii faydalıdır. Evet, hayvancılık yapıyoruz ve Ankara Damazlık Birliği'ne ve Büyükşehir Belediye'mize destekler için teşekkür ediyoruz. İki tane koç aldık. Evet, yapıyoruz. 200 hayvanım var. Evet, gelişmek adına damazlık koç TİGEM'den alıyoruz ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyoruz.
Kaç para verdiniz koç için? Koç başına 403,5 lira verdik. Normalde bir koç kaç paraydı? Normalde bir koç 1 ile 1,5 arası. Burak yani belediye %75'ini karşılıyor. Evet, %75'i belediye, %25'ini şeyimiz, çiftçilerimiz karşılıyor. Ondan dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Her zaman her sene bekliyoruz bütün çiftçilerimize katkıda bulunsunlar her konuda. Thank you.